Bir başka dinleyicimiz diyor ki dua ediyor size. Çoğu şeyi sizin programlarınızdan ve internetteki videolarınızdan öğrendim. Allah sizden razı olsun demiş dinleyicimiz. 2,5 yıl kadar önce dinimi öğrenip araştırmaya başladım. Eşimin şiddetle, hakaretleriyle karşı çıkmasına rağmen bu Allah'ın emri diyerek tesettüre girdim. Namazıma başladım. Öğrendikçe daha da huzur bulmaya başladım. Her şeyi öğrenip eksiksiz yapmaya çalışıyordum. İlk bir yıl çok iyiydi. Namazlarımı hiç kaçırmıyordum ama son zamanlarda bir soğukluk var. Şeytana, nefsime tabi oluyormuşum gibi geliyor. Namaz konusunda biraz soğukluk oluşmuş. O nefisten kaynaklanan bir hadise. İşlenen günahlar, zamanın zulmeti, ilk görüştüğü kimselerden kaynaklanan zulmet geliyor. Şunu hiçbir zaman unutmamalı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Sık sık kendileri okurlar ve eshabına da ümmetine de tavsiye etmişler. Allahümme ya mukallibel kulub febit kalbi ala dinik. Ey kalpleri bir halden bir hale çeviren Rabbim, beni dininde sabit kıl. Benim kalbimi dininde sabit kıl. Hatta Peygamber Efendimiz Hazreti Ayşe validemiz de sormuş, Ashab-ı Kiram da sormuş. Ya Rabbi, siz de kalbinizin dönmesinden korkuyor musunuz? Allah-u Teala'nın mekrinden, aldatmasından beni kim temin edebilir? Bana kim garanti verebilir buyuruyorlar. Kimdi? Öyle bir garanti verebilir. Hiç kimsenin garanti söz konusu değil. Allah rahmet eylesin, Türkiye gazetesindeyken evvela bir zaman zaman böyle toplantı yaparlardı da orada hatırlatırlardı hep. İşte bu duayı da okurlardı falan. Kalp mukallip, halden hale dönen demektir. Bazen Allah-u Teala çok yakın olurmuş. Yakın olunca tüh dermiş ya, ömür boşa geçirmişim. Habire Kur'an-ı Kerim okumak ister, ondan sonra Allah-u Teala'nın ismi şerifini zikretmek ister. Böyle 5 vakit namazı kıldığı gibi kaza borcu varsa onları kılar, arkasına bir daha kılar. Sonra kalkar gene zikir yapar, Kur'an-ı Kerim okur. Hepsinden de zevk alır. Ama yörüngesinde durmuyor ki, oradan bir çıkıyor. Bir uzaklaşırmış, buz kesermiş. Buz kesermiş. O insanın kendi hali o. Dolayısıyla bu hal yani şey değil. Yani kalbin zaman zaman bu şekilde böyle yaklaşması, uzaklaşması şeklinde. Sakın aynı şekilde şey yapmasın. Tedirgin olmasın. Gönlün rahat tutsun. Böyle durumlarda bir Fatiha, 3 İhlas okuyup ya Rabbi, şeytanın ve nefsi emmaremin şerrinden sana sığınırım. Sana sığınırım. Çünkü Cenab-ı Hak şeytanı ve nefsi de imanın düşmanı yaratmış. Dolayısıyla onlar onu saldıracak. Efendim nefsim niye mücadele ediyor? Ya vazifesi bu. Vazifesi bu. Akrebin vazifesine sokmak. Karnın vazifesi bal yapmak. Dolayısıyla akrebe diyebilir misin? Niye sokuyor? Diyecek ki arkadaş, Cenab-ı Hak beni bunun için yaratmış yani. Ben yanlış bir şey yapmıyorum ki. Arada bal yapıyor. Diyorsun ki arkadaş, hepsini aynı şekilde yiyecek misin? Burada ne yapıp duruyorsun falan. Cenab-ı Hak ona emretmiş. Onun vazifesi de yapmak. Ben çok, en çok tabii köydeyken karıncalar hayret ederdim. Böyle rahmetli annemi falan sorardım falan. Kocaman buğday tanesini düşe kalka götürüyor ama. Yuvasına götürüyor. Yani buğday tanesi karıncadan büyük. Karıncadan büyük. Babaanneme falan da sorardım. Bir gün babaannem böyle yaparken rahmetli. Oğlum derdi, bu buğday tanesinin sadece yarısını yiyebilirmiş bir karınca bir kış boyunca. Bir tanesinin yarısını yiyor. Bu yüzlercesini çekip götürüyor. Yuvayı dolduruyor. Dolduruyor. Ve onu yemiyor. Baharla beraber bazı yerlerde buğday tarlaları top top bitiyordu böyle. Toplamış. Topların altındaki yeşeriyor. Yeşeriyor. Onları yiyordu. Şimdi dolayısıyla sen karıncaya diyemiyorsun. Arkadaş, senin yiyeceğin bu kadar. Niçin yapıyorsun bunu? Onun da yaratılışı o. Maksadı o. Dolayısıyla efendim nefsinden ve şeytandan böyle böyle bize soğukluk gelecek. Gelmemesi mümkün değil. Yani biz hem 25 kuruş hem şoför mahalli. Nefsin de vazifesi o. Nefsin vazifesi o. Şimdi böyle bahsederken zevkle, aşkla, şevkle bahsederken biraz sonra bakıyorsun buz kesersin. Öyle olur. Öyle durumlarda istiğfara devam etmeli. Bir Fatiha, 3 İhlas okup din büyüklerin ruhlarına hediye edip onları vesile ederek Allah-u Teala'nın yardımını talep etmeli. İstiğfara devam etmeli ve bir de İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin mektubatını okumalı. Çok sıkıntılıysa Kıyamet Ahiret kitabının ilk 30 sayfasını okusun. Diyeceksiniz ne faydası olur? Orada ölüm anlatılıyor. Ölüm anında ruhun bedenden çekilişi anlatılıyor. Nefs korkar oradan. Onu görünce aman aman der ya, bu birayı okuma dur. O zaman diyeceksin bak, başına gelecek bu. Ona göre hazırlan. Allah Teala hepimizin yardımcısı olsun. Amin. Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Teşekkür ederiz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.